Milliyetçi Hareket Partisi Sosyal İlçe Başkanımız Sayın Dündar Özürvancı'yı kürsüye davet ediyor. Partim ve teşkilatım adına hepinize en kalbi selam, sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum. Kastamonu'da Tosya için bir olduk temalı programımızda ismi üzerinde 31 Mart'dan sonra Tosya için ne yapabiliriz? Neyi ortaya koyabiliriz? Çünkü bizim Tosya'mız, hemşehrilerimiz hizmetin en güzeline layık, en iyisine layık. Gece gündüz demeden neyi başarabiliriz? Bunun hesabı içerisinde olduk. Ve bundan sonra da bu iradeyle devam edeceğiz inşallah. Sizin sayenizde bir olduk. Halkımızın teveccühleriyle beraber, bunu hep beraber başardık. Şimdi burada birkaç konuyu ele alarak gündeme getirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi 3 yıl önce Tosya'mızda, biliyorsunuz Tosya'mız Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde deprem riski yüksek olan bir yer. Bu anlamda da okullarımızda yapılan incelemeler sonucunda 3 tane ilkokulumuz yıkım kararı alındı ve yıkıldı. Geçtiğimiz günlerde de yine Kız Meslek Lisesi ve Murat Çökmez İlköğretim Okulu yıkım kararı alındı, içi boşaltıldı. Bunların içerisinde, bünyesinde bulunan öğretmen evi, yine Murat Çökmez İlköğretim Okulu'nda Çıraklık Eğitim Merkezi dediğimiz bina da şu anda boşaltılmış durumda. Yani bu okulların 5 tanesinin 4'ü ilköğretim okulu olarak faaliyet gösteriyordu. Tosya'mızda ciddi anlamda bir okul problemi var. Yani sınıflar, derslikler başka okullara öğrencilerimiz yerleştirildi. Sınıftaki sayı yükseldi. Dolayısıyla insana yatırım dediğimiz konu Tosya'da ciddi anlamda bir problem haline geldi. Bunların siyasi takibini her platformda yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle bu konuyu aşabileceğimizi, yani sesimizi duyurmak adına bunun siyasi muhataplarının da bu konuya eğilip bir an evvel giderilmesini istirham ediyorum. Bunun takibini belediye başkanımız, il başkanımızla beraber yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yine ikinci bir konu da maalesef seçim sattı mahallinde de gündeme getirdiğimiz bir mevzu. 2004 yılında Pirinç Pazarı dediğimiz bölgede Adliye Sarayı yeri ayrılarak Adalet Bakanlığı'na verildi. Yine 2010 yılında alan küçük noktasında bir geri dönüş oldu. Bu rakam 5.345 metrekareye yükseldi. Yani 2004 yılından alırsak 20 yıldır Tosya'da bir adalet sarayımız yok. Maalesef konteyner bir binada hizmet vermek durumunda. Bu Kastamonu'nun en büyük ilçesi olan Tosya'da inanın yakışmıyor. Bunu burada gündeme getirmek istedim. Bunun da siyasi takibini yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yine son günlerde, geçtiğimiz aylarda hapishanemiz maalesef kapatıldı. Bu hapishanenin de yerinin çalışmaları, belediye başkanımız ve bizler yer konusunda da bu alanda da çalışma yapıyoruz. İnşallah Tosya'ya bu konuda da tekrardan açılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada yarın 8 Mart Kadınlar Günü. Kadınlarımız bizim baş tacımız. Hepsinin Kadınlar Günü'nü bu vesileyle kutlamak istiyorum.
Ve son olarak da yaşasın Türk Devleti. Yaşasın Türk Milleti. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Ne mutlu